Merhabalar değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik Türkiye turumuz tümümüz ile devam ediyor. Şimdi sizlere Samsun Merkez'den seslenmekteyiz. Her zaman olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri olan Enis'in mutfağının konuğuyuz. Yanımızda firma sahibimiz Enis Bey bulunmakta. Merhabalar Enis Bey, nasılsınız? Teşekkürler, hoş geldiniz. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler, bizlerdeyiz. Enis Bey, sektörünüz ve hizmetlerinizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize Enis Bey'i tanıtmak istiyorum. Enis Bey kimdir ve kaç yılda sektöre giriş yapmıştır? Sektöre gireli bir sene kadar oldu. Esasen 30 yıllık inşaat mühendisiyim. 2013 yılında sektöre giriş yaptınız. 12 ay önce sektöre giriş yaptım. Yemek yapmayı seviyordum. Hobi olarak evde, şantiyelerde yaparken. Sonra bu bir işi ticari faaliyete de, biraz da tesadüf oldu. Bulunduğumuz mekan boştu. Kiraladım, tadilat yaptırdım. Ve yemek yapmaya başladım burada. Aslında hobinizi? Esasen sektörden değilim. Evet. Fakat hobiyi bir ticari faaliyete çevirmiş olduk. İşte burada hem aşçılık yapıyorum, hem de hobimi gerçekleştirmiş oluyorum. Biraz da değerli izleyicilerimize Enis'in mutfağının ürünleri ve hizmetlerinden bahsedelim. Sektöre girişim de zaten o nedenle oldu. Birkaç sene önce okuduğum kitaplardan ötürü, yani değerli doktorlarımızın kitaplarını okudum. Sağlıklı beslenmeye merak sardım. İşte tam buğday unundan ekmek, bilmem kendi sucuğunu kendi yap, şarküteri uzun ürünlerinden, kimyasal katkılarından uzak duran derken aslında kendiniz üretime geçirdiniz. Birçoğunu. Evde yaptığım denemeler, işte ekmek yapayım, bilmem Samsun'da bizim kıymalı pidemiz çok meşhurdur. Hadi pide yapayım, bilmem sucuk yapayım, peynir yapayım derken ta buraya kadar geldik. Buraya kadar geldiniz. Daha sonra sorumluluğum arttı tabii burayı açtıktan sonra. Kitaplar aldım. İşte Osmanlı mutfağından, Selçuklu mutfağından. Anneannemizle konuştuk, komşu ihtiyar teyzelerle, işte eskiden bu yemeği nasıl yapardınız vesaire. Onları burada harmanlayarak işte gelen arkadaşlarımıza, misafirlerimize sunuyoruz. Sunuyoruz. Evet. Enis'in mutfağı kaç metrekarelik bir alandır? Aşağı yukarı 300 metrekare kapalı alan var. 150-200 metrekare bahçemiz var. Bir çırpıda kaç kişi ağırlayabiliyorsunuz bu mekanda? Bir çırpıda eğer randevulu olması kaydıyla 150 kişiyi ağırlayabiliyoruz. Rezervasyonlar var değil mi? Bununla ilgili de bilgi verelim. Onlar mesela bizim her pazar şeyimiz olur. Açık büfe kahvaltımız olur. 45-50 çeşit, gerçek çeşit. Brunch tarzı mı yapıyorsunuz? Brunch tarzı. Yani öyle bir durumda 100 kişi, 150 kişi ağırlayabiliyoruz. 100-150 kişi ciddi bir rakam aslında. Söz ettiğiniz değerli müşterilere kaç kişilik kadroyla hizmet vermektesiniz? Sürekli kadromuz 7 kişi. Fakat gerektiğinde işte part time, o günlük, yevmiyeci, işçilerde bularak. Yaza göre, kışa göre değişiyor mu mevsim olarak? Değişmiyor. Fakat şeyde Ramazanlarda mesela iftar yemeklerinde falan sayıyı arttırabiliyoruz. Özellikle servis elemanının sayısını. Evet. Peki ileriye dönük plan ve projeleriniz nelerdir? İleriye dönük plan projeler daha çeşitli yemekler yapmak. Kaliteyi düşürmeden. Kaliteyi düşürmeden zaten bu kaliteyi koruyamazsak bırakıp giderim. Yapmam yani. Bu güzel lezzetleri ortaya çıkarabilmek için elbette ki sağlıklı, kaliteli ürünler almanız gerekiyor. Ürünlerinizi nerelerden temin ediyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz seçiminizi yaparken? Şimdi birçok Anadolu'nun birçok kentinde pazarlar kurulur. Belki Ankara'da, İstanbul'da, İzmir'de kalmadı ama bizim Samsun'da da haftanın 7 günü set pazarları vardır. Köylüler ürettikleri ürünleri getirirler. Köylüler ürettikleri ürünleri getirirler. İşte peynirdi, tavuktu, yumurtaydı vesaire. Sebzeler, onlardan alırım daha çok. Diğer yapabildiğim her şeyi, mesela yoğurdumuzu kendimiz yaparız burada. Ne bileyim, peynirimizi, sucuğumuzu, pastırmamızı hep burada üretiyoruz. Mümkün olduğu kadar işlem görmüş, kimyasal katkılar içeren ürünlerden kullanmıyoruz. Ambalajlanmış ürün kullanmıyoruz mümkün olduğu kadar. Her şeyi kendimiz yapmaya çalışıyoruz burada. Müşterileriniz pekala hangi bölgelerden size gelmektedirler? Sırf Samsun iliyle sınırlayamayız bunu değil mi? Hayır, yani Samsun'u biliyorsunuz Karadeniz bölgesinin merkezi durumunda. Gelip eğer bilen varsa, bilenler de epey var beni takip eden sayfamdan ötürü.
uğrayabiliyorlar. Trabzon'dan geçerken uğruyorlar. İşte Ankara'dan gelip Ordu'ya giderken uğrayabiliyorlar. Ve Samsun'da da yeni olduğumuz için işte bilenler geliyorlar sık sık. Efendim, henüz bu sektörde daha yeni olmanıza rağmen herkes tarafından bilinen ve tanınan işletme ve işletmecisiniz. Evet. Lakin sektörde yalnız değilsiniz. Sizler evet. gibi birçok firma var hizmet veren. Sizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir ve müşterileriniz sizleri niye tercih ediyorlar? Bence en önemli özelliğimiz doğal ürünlerle sağlıklı yemekler yapmak. Bu birincisi. İkincisi de ben sadece işletmeci değilim. Hem inşaat mühendisiyim hem aşçıyım. O yönümle de ilgi çektiğimi düşünüyorum. Gelenler merak ediyor, tanışmaya mutfağa girdiler veya benim masalarına çağırırlar. Aslında işletmecisi olduğunuz mekanın aşçısınız. Evet. Yani birçok şey işte doktor, mühendis vesaire, avukat, işletmeci var ama aynı mekanın aşçılığını yapan pek yok. Ya da benim bildiğim yok. Bu sağlıklı mutfak yanında ikinci özellikle bunu söyleyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum bu güzel sohbet için sizlere Enis Bey. Buradan sizleri şu ana kadar tercih etmiş olan değerli müşterilerinize iletmek istedikleriniz nelerdir? Gösterdikleri ilgiden ötürü teşekkür ediyorum. İlgilerin artarak devam edeceğini de umuyorum, bekliyorum. Ben de sizler adına henüz sizlerle tanışmamış olan değerli izleyicilerimize bir davette bulunmak istiyorum. Evet. Değerli izleyiciler, Samsun Enis'in mutfağından seslendiğimizi söylemiştik. Geniş ürün yelpazeleriyle ve kaliteli sunumlarıyla beklenmektesiniz. Muhakkak gelinip görülmesi gereken mekanlardan biridir ve bizlerin de tavsiyesidir. Zaten gelip gördüğünüzde fazla söze gerek kalmadığını anlayacaksınız. Enis Bey'e tekrardan çok teşekkür ederim bu güzel sohbet için ve başarılarınızın devamını diliyorum teşekkür size. Ederim. Biz teşekkür ederiz. Rica ederim. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Samsun Enis'in mutfağından aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Söz Merkez Stüdyolarında.